Merhaba. Sen biz geldik. Çok uzun zaman. Geri geldik. Geri mi geldik? Bu bir geri dönüş videosudur. Öyle mi? Şöyle vur. Bu bir geri dönüş videosudur. Evet, videolarımız eğlence amaçlıdır. Herhangi bir kamu spotu spotu işlenmez. Değil mi? Evet. Sadece eğlenmek amaçlıdır. Aynen. Öyle. Yani kendimiz evet. Eğlenelim diye çekiyoruz. Mesela şimdi ben birini eğlendirmek için video çekmiyorum. Biz kendim tamam bebeğim diyeceğim. Artık onu yiyelim. Tam kendim eğlenmek istiyorum. Allah'ım. Ya tamam kendin eğlenme hayatım. Tamam kendim eğlenme. Sonrasında izliyor mu? Bazı şeyler kötü oluyor aslında. Ha. Yani utanç verici oluyor. Peki şimdi birkaç açıklama yapalım. Evet ne yapalım? İstersen bebeğim. Öncelikle bu kanalın birçok amacı kitap almaktı. Kitap açılış videoları evet, falandı. Evet çok tutuyor diye öyle yaptık. Bir ara kitap tanıtım. Evet tutuyor diye değil de yani. Herkes yorum yapıyor. Bir an çok ünlü oldum dedim ama. İşte tanıyacaklar falan dedim aslında. Aslında kendin hakkında bilgi verme. Ne için? Sınıf falan söyleme. Hastanede çalışıyorum dedim. Türkiye genelinde yani çok hastane olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olur. Hemşire olarak çalıştığımı söylemişimdir herhalde yani. Hemşire olarak çalışınca nerede çalışılıyor? Tamam her neyse. Kolektemiz diyorum. Buydu işte. Genel olarak kitap açılış videoları, kitap tanıtımları, kitap üzerine bir kanaldı. Evet, ama şimdi artık, ne yapmayı düşünüyoruz? Genel böyle eğlenceli kocam videolar. Kocam artık kitap almak istemiyor. Yo, istiyorum gayet de seviyorum. Ya şey, fiyatları çok arttı diye. Çok fazla bunları. Fiyatsal şeylerden bahsetmek istemiyorum. Galiba. Yok, fiyatsal olarak bahsetmek istemiyorum insanların. Neden? Fiyatlardan evet, bahsedeyim. Evet, öyleymiş. Yani şimdi bir tane kitabın fiyatı olmuş 200 lira adam. Öğrenci nasıl bahsin ya? Galiba. Almasın. Protesto ederim bence yani bunu. Bu kitaplar bu kadar pahalı olmamalı. Yani. Gerçi arka planı da yayınları. Sanki kim yazıyor Allah? Bundan neyse. Onlar düşününce tabii ki de. Ya adamlar da haklı. O öyle normal ama bu genel olarak bir serzeniş olsun diye. Yani bir senede o kadar çok şey değişti ki kitap fiyatları konusunda. Yani evet. Can yayınlarından ucuz kitap 40-50 lira falan olmuş. Saçımı da düzeltiyorum arada tik oldu. Öyle görüyorsun. Şöyle ne oldu sen? İçe yaptım saçlarımı. Hala mı atıyorsun saçını lan? Hayır üşüme gitti bugün ama böyle kameraya da bakmıyorum sana bakmaktan benim konuşuyorsun. Benim lütfen arkadaşlara da konuşursan. Hangi kamerada? Ben de yapıyorum. Şu mu? Hangi kamerada? Şu mu? Ha şu. Şundayız. Öyle yani kitapların hani parasal şeylerden bahsedelim istemiyoruz. Daha eğlenceli şeylerden bahsedelim. Artık evet, zaten eğlenceli bir herkes paradan bahsediyor yani. Genel olarak söylemem bu lazım. Kanalda içeriğimiz daha böyle eğlenmeye yönelik olacak. Eğlenme, yaptık paramızla alakalı. Aynen. Genel kitaplardan da bahsederiz okuduğumuz. Tabii ki de onlardan bazı da yazarlara söveriz. Yani ne bileyim aynen. Mesela bazı kitapları eğlenceleştiririz. Aynen kitap sohbetleri yapabiliriz. Şu an mesela şunu okuyorum. Onu okuyorum değil de tamam olur. Açıklama getirsin. Oo yok. Şu an bunu okuyorum. Çok güzel bir kitap gerçekten çok. Ben kitabını bu kadar gördüğüm anda bile kaçıyorum. Mesela o kitabı oradan buraya bile koymak istemiyorum. Çok ağır hayat kendiki yolda. Servisekiler ne diyordu? Evet, Berk bir kitap getiriyor servise diyor. Bu kadar içli bir şey mi diyor okuyor. Gece var ya. Nöbette okuyorum onu. Çok keyifli oluyor. Nöbette mesela okurken çok keyifli oluyor. Pardon. Ne? Nasıl duruyor? Rahat duruyorum artık. Rahat karizmatik mi durmaya çalışıyorsun? Havalı durayım diyorum. Böyle şey yapamam. Babet çalamam ayağımda. Ama belli etmem. Ama güzel güzel babet çalamam. Hocam biraz böyle ağır başladı dinledim de. Babet çalamam bozuyor oluyor. Aynen. Neyse şimdi nöbette geceleri okuyordum bir ara. Çok keyifli oluyordu ya. O böyle o sessizlikte gece vakti kitap okumak. Hastalar uyumuş. Sessiz, sakin. Ben orada geçmişim deskin başına. Açmışım kitabımı. Bir elimde çayım, bir elimde kitabım. Okuyorum, çayımı içiyorum. O kadar keyifli ki yani bu. Gece hani o sabahın böyle hengamesi ay, gitmiş. Saçımı mı bozuldu? Yok gayet güzel. Sen biraz neye benzedin biliyor musun? Saçımı şöyle atıp durma biraz arkaya doğru alsın mı? 2005 emojiler, emoji yerler vardı hatırlıyor musun? Ya var mı? Onlara benzedin. Ya of. Tamam arka at biraz öne doğru atıp duruyorum. Düşmüş Justin Bieber'ın uzun abi. Neyse işte bu tarz şeyler olsun diyoruz. Hani konuşalım tartışma programı, tartışma programı diyor. Tartışma gibi bir şeyler yapalım diyor. Müge Anlı. İşte şeyler, evlilik programı falan. Tabii Esra Erol falan yapalım. Öyle yani genel olarak. Böyle şeyler yönelik. Kitap fiili
düşündüm. Kitap, film, oyundan da bahsederiz. Canlı yayın açarız oyun videoları. Mesela ilk tekst bir oynarız. Evet, çünkü tek oynayabildiğim oyunu bana bile sevgili eşim kızıyor. Öldüğüm zaman ve oynayamadığım. Özellikle zaman zıplama bölümlerini geçememe ben sorunum var. Şimdi. Evet. Zıplayamıyor musun kızım? Zıplayamıyor. Çarpı tuşuna basamıyor musun? Basıyorum abi. Böyle. Çarpayım bastımın intihar etme tuşu gibi yani. Hiçbir Superman. İşte hani böyle yayınlar yaparız. Ne bileyim, genel olarak yayın yaparız. Güzel hani. Ya bu sizin günlük hayatınız. Ayrıca hani genel olarak. Yansıttığımız bir görüntü de değil. Biz gerçekten bu şekildeyiz yani, evet. Genel olarak. Genel olarak böyleyiz. Eğlenceliyiz. Ya ben, bizce. Eleştiren şeyler tabii ki de söylenebilir ama yani kişisel bireysel olarak yani sesin çok kötü. Lütfen bir şey söylemeyin. Sesim bu arkadaşlar. Sesini inceltiyorsun kızım alttan. Bu konuda bir yorum yazmayın lütfen. Bu yani bu. Mesela ne fark ettiniz? Orkun Işıkman eşinin ses tonu da bu şekilde. Olabilir. Herkesin ses tonu aynı olacak diye bir şey yok yani. Ama sen bir şey açıklayınca böyle bir ciddiye alma olayı şey olmuyor ya maalesef. Ben beni ciddiye almıyor musun? Seni ciddiye alırım, ciddi konuşamıyorsun sen. Seni ciddiye alıyorum tabii artık da sen ciddi konuşamıyorsun diyeyim ya da ne? Ses tonun ciddi ya. Değil. Ciddi oldu halde bile yani. Geçen polisi aradığın şeyi anlatsana o girişi güzel oldu. Evet. Polisi geçen şurada kadın şiddet olayı vardı ben, öyle diyelim ama olayı anlatmıyorum. Kadın şiddet olayı vardı karşımda. Polisi arayalım. Şöyle. Tabii ki de evin içerisini görmedik. Sadece olay balkonda yaşandığı için bizim camdan da bakılınca balkon gözüküyordu. Ve bir noktadan sonra kötü şeyler oldu. Boşver anlatma ya. Konuyu boş. Hani yani şey müdahale etme gereği hissettik. Müdahale dönüyordur, dönüyordur vallahi. Akşam gelir bulur. Sıkıntıya düşme. Yani müdahale etme gereği hissettiğimiz için polisi aradım. Ben aradım. Eşim aramak istemedi. Aramayacaktım bir de arayacaktık tabii de. Ya ne bileyim ya. Bu konuda genelde... Genelde karışanlar suçlu oluyor ya bu tarz şeylerde. Yani linç edeceğiz maalesef böyle. Öyle oluyor artık. Karışanlar böyle oluyor. Hayır suçlu böyle oldu işte. Maalesef. Ben de polisi aradım. Sonra bir 15 dakika tamam dediler işte adresi vesaire verdim kapattılar. Sonra beni tekrar aradılar. Dediler ki yaşınız kaç? Yaşınız kaç? Kaç dedi? 5 mi? 6 mı zaten? Yaşımın 25 olduğunu söyledim. İnanmadılar. Sonra tamam dediler, tekrar kapattılar. Bir 15 dakika geçti. Tekrar aradılar. Kız sen kaç yaşındasın? Yalan söyleme diye. Sonra işte adres vesaire tarif ettik. Öyle gerçek olduğunu anladılar zaten olayın. Neyse evet, ki bir kötü bir şey olmadan olay sonlandı muhtemelen. Şu an kadını da görmüyoruz sanırım. Kadın gitti sanırım. Ayrılmış olabilirler. Olsun, kurtuldun demek istiyorum. Lütfen saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde anlaşmazlıklarınızı çözün. Değil mi Berko? Evet, bence de. Çekinleşmenize gerek yok. Elbette güzel anılarınız olmuştur. Evet. İnsanlar en basit şeyde çekiniyor. Ama bu konudan bir bahsetmemiz lazım. Bir video çıkar bence. Neden böyle düşündüğümüz lazım. Aynen. Askere gittik. 3 tane iş yeri değiştirdim. Ben gitmedim. Video çekmeden 3 tane mi? Çocuğa geçtim. 3 tane dahliye geçtim. Şimdi cerrahideyim. Ondan sonra askere gitti geldi. Ben işe başladım. Askere gittim. 4 farklı yere gittim. Ve üniversiteye başlayacağım. İkinci. Kız sen ilkokula başlamıyor mu? İkinci üniversiteye başlıyorum. Yeğenimle aynı sınava girmekten gurur duyuyorum teyzeciğim seninle. Ben de kendimi gurur duyuyorum. Yıllardır senin üniversite sınavına girmeni beklemiştim. O yüzden seninle gireceğim için çok heyecanlıyım. Bunu planlamıştım. Hayır, planlamamıştım. Ama böyle kendimi saçma gitti. Kendimi daha genç hissettim. Geçen sen bir partiye gittik. Lütfen onu anlatalım mı? Partiyi ama bu giriş videosu dedim, partiyi anlatıyor. Ama çok komikti. Çok kısa da bir partiye gittik. Partide konsept falan normal, DJ var, müzik var, oynuyorsun, eğleniyorsun falan filan. Ondan sonra neyse gittik. Kendimi ilk defa yanlışlıkla hissettim. Öyle. Oradaki en yaşlı çift bizdik. 40 yaşında falan ya, hissettik değil mi? Evet. Ya yani enerji olarak değil ama. 50 yaşında falan hissettim belki de. Hayır ya. Enerji o olarak değil. Yanın. Ama onlar fazla çocuk. Enerji olarak değil de çocuktu ya. 18'den yani. 20'ye kadardı. Biz 25'tik ama gerçekten onların yanında tuhaf bir şekilde büyük duruyorduk ve bizimle sürekli en best çiftimiz sizsiniz, en ideal çift, size bayıldık falan. Dalga geçtiler herhalde, bunak gibi gördüler. Zaten kocam da bunak süveteri giymişti, onu da şimdi bir yere ekleyeceğim. Fotoğrafını ekle, aynen. Bir giriş yapıyordu süveterim nedense. Ama
sonra daha geç tabii biz 1,5-2 saat falan dans ettik ama inanılmaz böyle parçaladık kendimizi. Sonra oturduk çocukları izledik. Aynen. Onlar hala 2,5 saat daha dans ettik. Evet. Sonra çıktık gittik. Sonra aynen. Çocukların kafa da gitmişti artık o saatten sonra. Bizim de kolumuz kalkmayınca eve gittik ve 2 gün kendimize gelemedik. Bu da ne oynadılar, ne oynadılar? Gerçek. 2 gün kendinize gelmedi. 18 yaş artık gençmiş ya. Yani 26 yaşına gelmeden de bunu fark etmiyor. 18 yaş aramızda. Mesela normal 18 sonu yaş demeden 25 yaşında olduğunu söylesem. 25 yaşında değilsin ki. Dersin. Ya değilsin ya, sen 25 yaşına diye çıkıyordun. Bir yıl önce 26'ya da gerek yok şimdi onlardan. 26 ondan sonra öyle deyince gençsin diyorlar ama 18 yaşında biriyle yan yana geldiğiniz zaman. Yaşlı olduğunu anlıyorsun. Evet. Gerçekten. Bir de onunla ayak uydurmaya çalıştığında yaşlı evet, olmuş. Mesela yeğenim 17 yaşında. Cüssü olarak kesinlikle benden büyük zaten. Cüssü olarak hiçbir soru işareti yok aklımızda ama yani jenerasyon farkı diyeyim ya. Şimdi ben birine seslenmek istiyorum. Buradan ben birine ulaşmak istiyorum. Yorumlara lütfen yazın. Pazar günkü maçta bana göreyle... Evet, bu arada bu kocam halı saha turnuvasına katıldık. Turnuvaya katıldı. Şey yani sağlıkçılar olarak turnuvaya katıldık. Ya o göbeği de beni çırpıştıran dayı. Helal olsun. Kendine gelemedi 25 yıl. Tebrik etmek istiyorum. 3 gündür uyku uyuyamıyorum. Yani dayı beni göbeğiyle yerden yere vurdu resmen. Evet. Kocam da eski oyunculardandır. Falan mı en öyle yani? Yani eskiden futbol oynadım. Ya yani 10 sene önce bundan. Yani kariyerini ben mahvetmeden önce gayet iyi bir kariyeri vardı. Kabul ediyorsun yani kariyerini bunu duymak çok şey yani. Şu an böyle bir ama anında. Bak üzgünüm ama olmazdı ya. Nasıl olmazdı? Yani olmazdı. Oynadım TFF'de. Sen şu İkardi olabilirdin belki ne diyorsun? İkardi olmazdın mı? Ne olurdun? Birincilikte göbekli. Hani böyle sonradan oyuna giren. E göbekli olmayacaktın ki sürekli oynuyorsun. Bizim göbeğim olurdu benim. Olmazdı. Ama ben seni göremezdim. Şu an göbeğimi saklıyorum böyle içimde ya. Ve siyah giydi. Siyah ama ben ağlardım ya. Ben mesela insanlar bencil oluyor ya ben Berkomcuyum ya. Keşke olmasaydım onu değil mi? Ya hayır. Neyse. Genel olarak videolarımız eğlence amaçlıdır. Kendi düşüncelerimizden bahsediyoruz. Bak bu düşünceye katılmıyor olabilirsin. Kameraya konuşsun. Baştan söyleyeyim bu düşüncelere katılmıyor olabilirsin. Çocuğum. Evladım. Ya da ne demek istiyor? İçtemeyin. Az önce söylediğinden dolayı mı içeceğim kesin dediğim doğru. Bak keyifli bir video oldu bence. Evet ya. Güzel ama ben eğlendim videoda. Ben de eğlendim. Sizin mesela de eğlenmeniz. Ne yapalım sonraki videolarımızda? Şu an bir içerik planımız yok ama. İşte ne yapalım dedim ya işte ne yani. İzledik mesela Modern Family'yi bitirdik. Siz ne çekmemizden hoşlanırdınız? Mesela bir kararımızı kendim çekmedin. Kaya. Kalbin ucuna gittin gerçekten. Şimdi oturamıyoruz yalnız bir şey diyeceğim bu L koltuğun L kısmına da oturamıyor. Acaba benim koptu böyle. Ya vallahi ne mi ya bu L koltuk kullanışlı diye aldık. Hayır bence telefonumuz uzanmıyor. Şuraya koyabiliriz buraya koymadık. Uzanmıyor şuraya. Priz koymamız var. Her şeyde bahsettik. Konuşmasımız varmış. Neyse kapatalım. İnsan hadi. Dinlemek istemeyecek bence. Hadi kapatalım. Buraya kadar dinleyene var helal olsun ha. Dinlediyseniz bu dakikayı yazın alta. Altı yazın. Boş boş konuştum. Bu dakikayı yazın. Bir şey olacak zannettim sonunda. Bir şey falan yok. Bir dolduğu yok diyecek. Böyle işte. Geri ardı döndük. Konuşabilir miyiz azıcık? Bok falan mesela. Ardı konuyu kesin. Sevmem bebeğim. Hayatında kullanmasın zaten. Ama kullanıyorum ben günlük hayatımda. Benim de hiç kullanmıyorum. Zaten böyle kaldım evlite gitmiş gibi kapatalım i̇şte, elim koptu. Kapatalım mı? Bu videomuzda bu kadar. Bu kadar. Böyle bir küçük bir giriş videosu yaptık. Babet çoraplarımı kestik değil mi? Kestim. Benim bir terliklerim var pomponumu. Kanalları kes. Neyse. Böyle herkese bir videoydu. Arada bir video atarız. Bizim için çok heyecanlıyız bu arada. Çekmeyi çok özlemişim ben açıkçası. Ben de çok özlemişim. Ha, video çekme koşuma gitti. Çünkü bizim için de çok keyifli oluyor. Çok güzel keyifli. Bir anlı oluyor. Öyle. Yani, dediğiniz için teşekkür 20 yıl sonra çocuğumuz açacak Allah canınızı almasın. Annem rezil etti ancak. Beni. Babam rezil etti. Biz çocuğumuz beni. Hala yok bu arada. Olmayacak gibi de şu an. Çünkü ben öğrenciyim. Bak bunlara annemler kesin izliyor. Allah canına bak. Hadi. Diğer insanlar izlemiyor da annemler izliyor. Anne. Burayı kesme. Anne biliyorsun zaten ama lütfen alta yorumlara falan lütfen çocuk yapın. Yaşımız geçiyor yazmayı. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoyu bekleyin. Hoşçakalın. Sen de kapat. Kapat. Hadi hoşçakalın. Kapattık. Arkadaşlar ne yiyeceğim?